Merhabalar değerli izleyenler, yeni programımıza hoş geldiniz. Süleyman'ın Özdeyişlerinin kitabında araştırmaya ve okumaya devam ediyoruz. Tamer Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar Angela Hanım. Tekrar Süleyman'ın Özdeyişlerinden konuşuyoruz. Çünkü bizim konumuzu hep özdeyişler zaten. Tabii. Bilgilik söz konusu ve bilgilik aklımıza ilk geldiğimizin ne oluyor? Süleyman Peygamberimiz tabii, aklıma tabii. geliyor. Bir ayetle başlamak istiyorum izin verirseniz. Lütfen. Süleyman'ın Özdeyişlerinden 16. bölüm 6. ayet. Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır. Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır. Evet, çok güzel söylüyor Süleyman Peygamber. Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır. Evet. Demek ki genelde Rab korkusu, Rab korkusu. Biz evet. bu kelimeyi çok kez duymuşuzdur. Evet. Anne babalarımızdan, büyüklerimizden de duymuşuzdur. Evet. Sakın şunu yapma, Allah'tan kork. Değil evet. mi? Evet. Ama Allah'tan kork deyince daha fazla da bize açıklanmıyordu, söylemiyordu. Evet, korkacaksın, evet. biz küçük çocuğuz, örneğin korkacaksın evet. o kadar. Yani evet. nasıl korkacağız, ne yapacağız? Evet. Örneğin ben karınlıktan korkuyordum bir ara. Hı-hı. Bazı kişiler farklı şeylerden korkabiliyor. Evet. Böyle bir korku mu Rab korkusu, Allah korkusu? Yani ne yapacağız? Sakın evet. şunu yapma, Hı-hı. bunu söyleme, ağzını şu kelimeyi alma. Evet. Çok dikkatli olman gerekiyor. Çarpılırsın Çarpılırsın, evet. şeyler. Veya başka, biliyorsunuz çocuklar arasında Evet. bir sürü batıl inançlar oluyor. Evet. Böyle olunca böyle yapacaksın. Şunu dokununca böyle Evet. yapacaksın. Böyle Evet. korkularla insan yaşıyor. Ama Evet. burada Süleyman Peygamber bize Rab korkusu diyor. Rab korkusu olunca insan kötülükten uzaklaşıyor. Çok enteresan. Evet. Yani ben Allah'tan korkuyorsam kötülükten uzaklaşacağım. Evet. Bilgili bir kişi kötülükten ne yapacak? Nefret edecek. Dolayısıyla bir bilgili kişi, tabii ki bilge bir kişi, herkese saygı gösteriyor. Evet. Bütün insanlar için o Allah'ın yarattığı varlıklar olarak bakıyor, insanlar olarak bakıyor. Dolayısıyla bu insanlar Allah'ın gözünde ne kadar çok değerliyse, bilge bir kişi için de bu insanlar çok değerlidir. Evet, Bu bir tabii. kere hepimizin anladığımız ve bu şekilde olduğunu bildiğimiz bir konu. Ama şöyle bir soru aklımıza geliyor. Bilge gibi kötülükten nefret etmemiz için ne yapmalıyız? Yani bir bilge nasıl kötülükten nefret ediyor? Biz de aynen onun gibi olmamız için ne tür adımlar veya ne tür şeylere, konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Yani şimdi şöyle bir şey var. İlk önce biz öğrenmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Kötülük nedir? Yani Evet. kötülük ne olabilir acaba? Zaten Allah'ı seçmeyen kişi bilgiden nefret eder. Tabii. Süleyman'ın Özdeyişlerinden böyle bir ayet var. Süleyman'ın Özdeyişleri 1. bölüm 29, 30, 31 ayetler şöyle diyor. Çünkü bilginden nefret ettiniz. Rab'den korkmayı reddettiniz. Çok ciddi sözler. Burada bir evet. halk var. O halk Allah'tan uzaklaşmış veya hı-hı. Allah'a isyan etmiş. Her şey yolundayım. Yani bir sorun yok. Evet. Genelde ne oluyor? İnsanlar Allah'ın ismini ne zaman telaffuz ediyorlar? Sıkıntılar olduğu zaman. Evet. Bu evet. maddi sıkıntılar olabilir. Sağlıkla ilgili evet. problemler olabilir. Evet. Bu doğal bir felaket olabilir. Deprem olabilir. O tarz durumlarda insanlar ne yapıyor? Allah'ı arıyorlar, ondan yardım istiyorlar. Ama biz biliyoruz ki bu tarz insanlar aslında normal şartlarda onlar hiç Yüce Rabbi aramıyorlar. Onun ismini bile telaffuz etmek istemiyorlar. Evet, genellikle böyle oluyor. Günümüzde de bunu çok birçok defa görüyoruz ve hala var. Hatta benim tanıdığım birçok kişilerim var. Tanıdığım kişi var. Kendileri ya yok ya şu anda ben dua edemem veya ben şu anda
Rab'be dönemem. İşte daha yapılacağım çok şeyler var. Ama bir sıkıntı daha düştüğün zaman geliyor. Angela ne olur benim için dua etsene. Rab seni dinliyor, beni dinlemiyor. Rab hepimizi dinliyor. Dinlemediği kimse yok. Tabii. Yani Rab sadece benim Rabbim değil ki. Hepimizin Rabbimiz. Hepimizin Tanrımızdır. Beni niye dinlesin, seni niye dinlemesin? Yani hepimizi dinliyor Rab. Tabii. Önemli olan ona güvenmek, ona inanmak. Ama yok ben inanıyorum, güveniyorum sadece sıkıntı olduğun zaman. Ama iyi olduğun zaman unutuyorum. Yani kim olduğunu veya ihtiyacı onun ihtiyacımı olduğumu unutuyoruz. Ama çok yanlış yapıyoruz. Tabii iyi günde kötü günde biz Evet. Yüce Rabbimizin yolunda yürümeliyiz. Evet, Yani evet. ben sadece kötü günde Rabbi aramayacağım. Evet. İyi günümde de Rabbi arayacağım. Ben Evet. sadece kötü günümde dua etmeyeceğim. İyi günümde de dua edeceğim Evet. kendisine, değil mi? Evet. Peki devam edelim ayetlerden. Evet, 30. ayet şöyle diyor. Süleyman Özdeyişleri 1. bölüm 30. ayet. Öğütlerimi istemediniz. Uyarlarımın tümünü küçümsediniz. Onlar şimdi şöyle düşünüyor. Tamam. Ekonomik olarak durumumuz iyi. Halk öyle düşünüyor. Bir savaş yok, bir problem yok. Yani Süleyman Peygamber'in zamanını konuşuyoruz. Dolayısıyla ne gerek var Rabbi? Evet. Biliyoruz ki Süleyman Peygamber zamanında kendisi kral olarak yönetmiş İsrail'i ve dolayısıyla İsrail'in bulunduğu konumundan dolayı ve çok iyi yönetilmesinden dolayı Süleyman Peygamber gerçekten kral olarak çok iyi yönettiği için onun iktidarı toprakların kat kat çok daha fazla yere kadar ulaşmış. Onlar o topraklar, o yerler resmen İsrail'e ait olmasa da oradaki krallıklar, beylikler neyse oradaki yönetim şekli onlar daima Süleyman Peygamber'le saygı şeklinde, evet, uyum şeklinde hareket etmişler. Ona akıl sormuşlar, ona göre davranmışlar. Tabi böyle durumdaki halkı düşünün. Onlar her şeyimiz iyi, paramız para, evet, evimiz ev, eşyalarımız eşya, sahip olduğumuz hayvanlar ne varsa onlar da zaten besbelli, gayet iyi bereketlenmişiz. Ne gerek var Rab'be diye düşünüyor olabilirler. Evet. O konuda Süleyman Peygamber ne diyor? Öğütlerimi istemediniz diyor, değil mi? Evet. Uyarıları evet. da ne yaptılar? Yani küçümsediler. Evet. İlla zor duruma düşmemiz mi gerekiyor ki Rabbi arayalım? Evet. Ne yazık ki böyle bir günde yaşıyoruz, böyle bir dünyada evet. yaşıyoruz. Sıkıntıda başımızı belaya soktuğumuz zaman Rabbim neredesin? Allah'ım ne olur beni kurtar, beni bu sıkıntıdan çıkar diyoruz. Evet. Ve Rab değişmiyor. ona rağmen bizim haykırışlarımıza rağmen yine bizleri yardım ediyor, bizleri tabii bırakmıyor. Kesinlikle. Diğer ayeti okumak istiyorum. 31. ayet şöyle diyor. Bu nedenle tutuğunuz yolunu meyvesini yiyeceksiniz. Kendi düzenbazlığınıza doyacaksınız. Evet. Evet. Diyor sonuçta bizleri. Bu şey kalmıyor. Cezasız kalmıyor. Dolayısıyla sen eğer öğütleri dinlemiyorsan, Yüce Rabbe sırtını çeviriyorsan bunun meyvesini yiyeceksin. Evet. Sonuçlarına evet. katlanacaksın. Evet. Bu net ve kesin. Evet. Yani sonuçta herkes yaptığına göre hesap verecek. Yaptığına göre karşılığını alacak. Hiçbir bir şey cezasız kalmaz. Evet. Ama Tanrı'nın yoluna yürüdüğümüz sürece Tanrı her zaman bizleri bir şekilde koruyacak. Evet. Evet. Doğru. Bilgeliğin konusunda biz konuşuyoruz. Bu bizim programımız. Tabii. Süleyman Peygamberimiz kitabını araştırıyoruz ve sürekli bilgilikten bahsediyoruz. Bilgili olmak için illaki kutsal kitap okumamız gerekiyor mu? Evet, hemen bu konuda Özdeyişler 13. bab 13. ayeti Süleyman Peygamber'in sözlerini okuyalım. Kutsal kitaptan okuyoruz. Uyarılarak kulak asmayan bedelini öder. Eğer ben uyarılana kulak asmıyorsam tabii ki bedel ödemek zorundayım. Evet. Buyruklara evet. saygılı olansa ödülünü alır. Yani Allah'ın buyruklarına saygılı olursam, onların yerine getiriyorsam o zaman benim ödülüm
ortada. Yani benim bereketleyeceğim. Demek ki kutsal kitabını öğrenmek yeterli değil, aynı şekilde uygulamamız gerekiyor. Evet. Sadece okuyucu olmayacağız. Sadece dinleyici olmayacağız. Evet. Ayrıca de uygulayıcı olacağız. Evet. Bunlar el ele gidiyor. Evet. Ve ayrıca de aynı kitaptan Süleyman Peygamber 29. bab 18. ayette şöyle diyor. Ne mutlu kutsal yasayı yerine getirene. Yani evet. Ben eğer yasayı yerine getiriyorsam ne olacağım? Mutlu olacağım. Evet. Ve yasa kutsal kitapta başka bir ayette dediği gibi ağır değildir. Tabii. Evet, hepimiz yerine getirebiliriz. Aslında yasaya şu gözle bakmak lazım. Bu beni sınırlayan bir yasa değil. Evet. Beni kısıtlayan, beni zor duruma bırakan bir yasa değil. Tam tersine beni koruyan, evet. Beni kötü yollara gitmemi önleyen, evet. Ve Yüce Rabbi karşı da ondan ayrılmamı bir şekilde izin vermeyen, evet. Bana hatalarımı gösteren bir yasa. Dolayısıyla evet. Bu yasa beni kime doğru götürüyor? Yüce Rabbi. Onun karakterini görmüş oluyorum. Onun karakterini görmüş olunca da onu daha fazla seviyorum. Yüce Rabbi daha fazla seviyorum ve hayatımı ona teslim ediyorum. Evet. Her gün o hayatımı ona teslim edip böyle güne başlamak istiyorum ve böyle devam ediyorum. Dolayısıyla Allah korkusu bize ne veriyor? Bir bilgi veriyor. Evet. Allah'ın yasası hakkında, evet. Birçok konu hakkında bize bilgi veriyor ve bununla kalmıyor. Ayrıca de Allah korkusu bize bilginin dışında bilgelik veriyor. Evet. Bilgelik de bu da Allah'tan verilen bir armağandır. Bu ilahi bilgelik söz konusu. Evet. Evet. İlahi bilgeliği biz insanlar olarak Allah'ın iradesine göre yaşamak için kullanıyoruz. O ilahi bilgeliğiyle iyi ve kötüyü ayırt edebiliyoruz. Böylece evet. benim yolum hangi yolda acaba? Allah'a giden yolda mı veya Allah'tan uzaklaşan yolda mı ilerliyor? Bunun ilahi bilgilikle çözmüş ve öğrenmiş olabiliyorum. Evet. Bir ayet var. Süleyman Özdeyişlerini okumak istiyorum. Hı hı. Ama bu ayeti kısa bir aradan sonra okumak istiyorum. Çünkü tamam. Onun üzerine konuşacağımız çok şeyler var. Ve istiyorum ki değerli izleyenlerimiz daha iyi bir şekilde anlamaları için böyle zamanımız olsun açıklamak tamam. için. Değerli izleyenler kısa bir aramız olacak. Ondan sonra sizin karşınızda olacağız.